Herkese merhabalar. Hazreti Muhammed yani değerli peygamberimiz ve toplum hayatına bakıyoruz. Nohuş şöyle adım benim. Biliyorsun İslam dininin peygamberi, İslam dininin Allah'ın elçisi dediğimiz en önemli insan diye bildiğimiz e, İslam dini açısından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kim olduğunu, ne yaptığını, nasıl hayatını geçirdiğini beraber seninle beraber öğreneceğiz Tonguç'a. Benim hazırsan başlayalım Tonguç'um. Başlayalım hocam. Bir kere Tonguç'um amacı Tevhit inancı yani Allah'ın bir tane olduğunu aynı diğer peygamberler gibi Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti e, Zübe, e, e, Zekeriya gibi bütün peygamberler gibi Allah'ın bir olduğunu anlatmaya çalışıyordu peygamberimiz. Dolayısıyla biz buna tevhid inancı diyoruz. Ve aynı zamanda insanları ve toplumu iki cihan saadetine ulaştırmak amacı. Yani aslında insanları Allah bak size iki cihan saadeti vaat ediyor. Dolayısıyla hadi oraya gelin. İki cihan dediğim şey de hani hem bu dünyada hem biz ne olur ne iner ahiret. Diyoruz, aynen hem de öldükten sonra yaşayacağımız. Afterworld. Aynen ya böyle dejenere yapma evladım saçmalama. Hocam hayır mı? Bazı yabancılar onlara da İslam evet, anlatalım. Onlar da, onlar da, şey diyorlar gerçekten after life diyorlar. Çok doğru bir laf söylüyor. Hani bir İngilizle falan karşılaşırsan onlar da life şu anda yaşadığımız şey after life'da öldükten sonra nereye gideceğimiz. Ve onlar da e, ahirete yani after inanıyorlar. Dolayısıyla iki cihanın saadetine ulaştırmak amacı. Peki kime gönderildi? Tüm insanlığa gönderildi. Sadece yani, Araplara değil değil hayır, mi hocam? Hayır Tonguç Ayla Hanım zaten e, peygamberimizin amacı bütün insanlığa tebliğ yapmaktı. Böyle bir şey yok hani. Sadece Müslümanlara geldim. Ee, Müslüman yok ki zaten peygamberimiz yanında. Herkes müşrikti o zaman. Herkes e, Yahudi'ydi. Herkes yani farklı farklı dinler vardı. Onları anlattı. Dolayısıyla hani biz de dinimizde mutlaka mutlaka açık olup diğer insanlara da dinimizi Hristiyan olsa Musevi olsa anlatmamız gerekiyor. Aynı peygamberimizin yaptığı gibi. Ve özelliğine baktığımız zaman rahmet peygamberi. Yani aslında esirgeme, bağışlama peygamberi gibi düşünebilirsin. Ve e, son peygamber olarak biliniyor. ...Peygamberimizden sonra hiçbir peygamber gönderilmemiştir Allah tarafından. Biz İslamiyet'te bunu kabul ediyoruz. Ve şunu unutma Tomuş Eyal Bey'im. Zaten peygamberin e, gelmesi... Böyle ...Peygamberimizden sonra yalancı peygamberler çıktı ama hemen yalanlandı zaten. Fake. E, foyaları ortaya çıktı. Dolayısıyla peygamberimiz son peygamberdir diyoruz. Üsve-i Hasene yani en güzel örnek olarak bilinir dinimizde. Yani e, yaptığı şeyler, ondan sonra hayat tarzı, yaşantısı... ...gerçekten zor dönemler geçecektir geçirdi Tonguç İslamiyet'in ilk kuruluş açaması. Ya yani her zaman... Zulüm ettiler, e, değil mi hocam? Aynen her zaman karşı geldiler. Sen kimsin dediler. Yeni bir din mi? O ne ya saçma biz kendi dinimize iyiyiz. Geleneğimiz ne güzel güzel. Atalarımızın dinine inanıyoruz. Sen bizi atalarımızın dinlenmeyeceksin. Bredensiz dediler. Ondan sonra da peygamberimizi dışladılar. Hatta biraz sonra anlatacağım. Taif'te peygamberimizi taşladılar. Yani o dışlamayı bırak. Taşladılar bile ee, ve e, peygamberimiz ona rağmen her zaman sıdk ee, yani peygamberlerin özelliklerinden doğruluk özelliği, emanet yani güvenilir özelliği, el-emin diyorlardı peygamberimiz zaten. Dolayısıyla bunları hiçbir zaman bozmadı diyoruz. Hz. Muhammed ve doğruluk güvenilirlik konusu aslında çok önemli. Çünkü peygamberimiz el-emin olarak biniyordu ve Tirmizi'de Eminim geçen de Tirmizi'de kitabında geçen Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Aslında bu laf aslında peygamberimizin ne kadar e, emin olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor zaten. O dönemde de daha peygamber olmadan bile peygamberimizi El Emin olarak ne demek biliyor. Hocam, el Emin, el -emin yani. güvenilir demek. Yani her şeyiyle kendini tes yani mesela diyelim ki bir yere gidiyorsun Tonguç abi. Ne yapıyorsun sen? Bankaya paranı koyuyorsun, değil mi? Evet, bankaya koyuyorum. o bankaya senin koyarım. için o senin için güvenli bir yerdir. Aynı onun gibi mesela ben bir yere gitsem banka yok etrafım ne yaparım? Arkadaşıma para vereyim. Çünkü derim ki ya kardeşim ya bir şey olursa bir şey olursa sen sen e, benim gibi evet. aynı gözetirsin. Aynı onun gibi. Sadece para örneği değil. Mal, ondan sonra e, aile. aile ve benzeri birçok şeyde de peygamberimize kendi yaşadığı Kureş kabilesinde çok güveniliyordu zaten diyoruz. Hz. Muhammed'in merhametine baktığımız zaman bu, ki bunlardan çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten sınavlarda çok soru geliyor Hz. Muhammed ünitesinden. Dolayısıyla çok iyi bilmemiz gereken bir ünite. TB suresi 128. ayette şöyle bir ayetimiz var. Hemen okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Bak zaten ayette Allah belirtiyor. Ne diyor? Çok merhametlidir size karşı diyor. Ve ...çok şefkatlidir diyor. Yani... ...Peygamberimizin merhameti gerçekten de... ...hani üst düzeydi. Hani normal insandan... ...kat kat ve kat fazlaydı. Ve Tevbe süresi 128 ayda... ...Allah tarafından onaylanmış... ...bir aslında... ...olaydır diyebiliriz. Mesela Taif... ...Taif de konuşuyor lazım Taif'e e, is, İslamiyet'i yaymaya gittiğinde Taif'teki çocuklar ondan sonra ne bileyim e, işte bir sürü e, insanlar orada yaşayan kabile halkı falan filan filan... ...dediler ki sen bizim atalarımızın dinine göz diktin. Bredensiz diye taş atmaya başladılar peygamber. Fizelifler. Taş atmaya başladıktan sonra e, inanılmaz derecede hani e, zulüm görmesine rağmen oradan hiçbir şey söylemeden gitti. Hatta ve hatta şöyle bir şey anlatayım sana. Taif... Sonrasında peygamberimiz e, hükmüne geçtiği zaman, e, hakimiyetine geçtiği zaman yani İslamiyet hakimiyetine geçtikten sonra o kendisini taşlayan insanları affetti Tonguç Eren Bey'im. Gerçekten de Taif'te taşlayanları peygamberimiz affetti. Aynı zamanda Mekke'nin fethine baktığımız zamansa Mekke, Tonguç Eren Bey'im şöyle anlatayım sana. Mekke burada peygamberimizin doğduğu yer tamam mı? Evet Burada da Medine Tonguç Eren Bey'im. Peygamberimiz Mekke'de doğdu, yaşadı, büyüdü. Sonrasında dedi ki: "Ya bu buradaki insan daha doğrusu demedi hatta dediler ki zorla zorla peygamberimizi dışladılar." Ve peygamberimiz de İslamiyet'in rahat rahat yayılabilmesi için Medine'ye gitti. Bu olaya biz hicret diyoruz sonuçta benim. Yani bir göç aslında. Göç etti ve Peygamberliğin ilk e, aslında e, hani belli bir kısmını Mekke'de geçirdikten sonra Medine'ye geçti ve Medine'de devam etti yaşamaya. Ve on yıla yakın Medine'de yaşandıktan sonra e, peygamberimiz e, hakim e, şeyindeki e, baş, başındaki İslamiyet e, büyüdükçe güçlendi ve İslamiyet kendi ana yurdu olan hemen siyah kalemimiz varsa onunla yazmak istiyorum ee, şöyle bir hemen şöyle bir. bu neydi <laughs> Tonguç benim şurası da hemen söyler misin bana Kabe harikasın gerçekten de Kabe dediğimiz kutsal, kutsal, kutsal yerimiz, yerimiz. E, Kabeyi tekrar İslamiyet hükümlerine alabilmek için geri döndü Peygamberimiz bu olayı biz Mekke'nin fethi diyoruz işte burada e, Mekkeyi fethettiği zaman müşrikler yani Hepsi kendisine müşrikler sürekli diyorsun. saldıran evet hayır saçmalama ne öldürmesi hepsini affetti. Ama ona zulmetmişlerdi hocam Peygamber Efendimiz. Hatta kaç defa savaş açtılar. Buradan onlarca defa savaş açtılar. Bedir, ondan sonra Uhud, Hendek. Bunların hepsini savaş açığa açı doymadılar müşrikler. Sürekli Peygamberimiz yok etmeye çalıştılar. Sonrasında Peygamberimiz Mekke'ye tekrar gördürüp Mekke'yi fethettiği zaman müşrikler artık biz buna baş edemeyeceğiz dediler ve ee, artık herhalde öldürür biz dediler. Ama peygamberimiz onları da affetti. Bu da merhametinin bir, değer bir diğer göstergesi. Ve istişareye bakarsak, istişare danışma demek Tomuç'um. Yabancı bir kelime, A Arapça bir kelime aslında ama ...Türkiye'de de kullanılıyor aslında... ...birazcık daha yaşı ilerlemiş insanlar... E, ...istişare yaptık derler... ...ne demek aslında tartıştık... ...kendi aramızda değerlendirdik demek... ...danışmak aslında... ...ve aynı zamanda şura ...danışma yeri aslında... ...şimdi şöyle düşünelim... ...mesela Bedir Savaşı... ...ve Hendek Savaşı'ndaki stratejileri çizerken... ...Peygamberimiz aslında... ...istişare yaptı... ...yani diğer insanlara danıştı... E, ...diğer insanlara danıştı... ...yani şöyle anlatayım sana Tonguç Eren Bey... ...mesela Hendek Savaşı'nda... ...çok... E, Medine'nin etrafına şöyle şöyle hendekler kazıldı ve buradan saldıran e, müşrikler bu hendekleri aşamadıkları için şimdi burada çünkü bu delikler var yani bu oluklar var atlar geçemiyor böyle e, oluklardan işte bunları Salman Farisi aslında peygamberimize e, peygamberimiz ona, ona danışarak onun aldığı ondan aldığı stratejiyle ne yaptı? Yani sadece benim söylediğim olacak demedi peygamberimiz e, danışarak iş yaptı onu da bilmemiz gerekiyor. Ve cesaret ve kararlılığına baktığımız zaman peygamberimizin müşrikler bak dikkat et. Müşriklerin teklifine bak güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de yolundan dönmem dedi peygamberimiz müşriklerin teklifine karşı. Ne teklif ettiler? Yani müşrikler dediler ki ya sana bir sürü altın bir sürü eş bilmem hani kadın verelim para verelim işte yok bilmem hakimiyet verelim bilmem. O dönemlere tabi kadının değeri sıfırdı. Kadınları hatta ne yapıyor biliyor musun? kerem Yeni doğan kız çocukları gömüyorlardı canlı canlı. Ayyolur. Yani, bu, yani Tam gerek yok cahil, cah, kara cahillerin içerisinde geldi ve dedi ki peygamberimiz kadın erkek eşittir dedi. Yani bu 1400 yıl önce hatta dünyada bile daha 100 yıl önce gerçekten de hatta e, Türkiye'de en erken geçirdi kadın erkek eşitliğine siyasi partilerde. 1400 yıl önce peygamberimiz bunu söyledi. Olağanüstü bir şey. Tabii Kur'an'da geçiyor. Peygamberimiz derken Allah'ın mesajını bize iletti peygamberimiz. Böyle bir ortamda Allah'ın mesajını söylediği zaman herkes diyor ki sen saçmalama kardeşim biz çocukları Gömüyoruz, öldürüyoruz bile. Sen Kadınlar bizim için e, şeyden e, içecek gibi bir şeydir diyorlar. O kadar cahil, kara cahil bir yerde Esinler. geldi peygamberimiz. Hatta peygamberimiz diyor, sen sakin ol e, dediler. Hani sana böyle şeyler altınlar verelim, bilmem ne verelim. O da dedi ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de yolundan dönmem dedi. Hicrette mağarada Tonguş Ali Hanım e, kaçarken yani e, aslında... E, tam bir kaçma e, değil ama Mekkeden Medine'ye göç ederken e, bir anda Peygamberimizin gittiğini duyan müşrikler arkasına ordular koydular. Ya orada ki hani böyle bir e, onu öldürelim diye böyle attı birlikler falan filan Peygamberimize. Peygamberimizle bir hira mağarası var. Hira mağarasının içinde gizlendiler. Kimle Hazreti Ebubekirle? Hazreti Ebubekirle gizlendiği zaman hatta buraya da böyle bir tane örümcek ağı ördü ve bir anda ördüğü için de ona anlamadılar içeride olduğunu peygamberimizin ve peygamberimiz onların e, yakalamasından kurtuldu. İşte o zaman da üzülme. Allah bizimle beraberdir. Tevbe suresi 40. ayette geçen bir ayette e, nail oldu denir değil mi? Tabii tabi tevhid seni. E, hakkı gözetmeye baktığımız zaman hülful fudul, hül fül fudul ne demek hocam? ...erdemliler topluluğuna üyeydi peygamberimiz ve hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar insanların en hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimselerin incitirmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez şeklinde bir sözü de var peygamberimizin. Dolayısıyla hani hakkın ne kadar hak adalet bunlar bunlar gibi kavramların zaten Kur'an'da da çok karşılığı var. E, ...adaleti gözetmeyen toplumların ne hale geleceği ile alakalı... ...Peygamberimiz de bunu sonuna kadar gözetti. Yani bir kimsenin bir kuruş malı bir başka birisinde kalmasın... ...ölçü tartıda e, şey yapmayın, arıza yapmayın... ...birbirinize hakkınız geçmesin diyerekten... ...gerçekten de hem Erdemliler topluluğuna üye olaraktan da... E, ...hakkı gözetmeyi sürekli e, savundu Peygamberimiz diyoruz. Ve insana saygı. Gerçekten de Peygamberimiz insanın... E, ...kutsal bir yaratılışla dünyaya geldiğini biliyordu. Çünkü zaten peygamberdi. Yani Allah'tan direkt e, bize ne yapmıştı Tonguç Eren Bey? Mesajı almıştı. Ve insana saygı duyardı. Nasıl saygı duyardı? Kadın erkek eşitti onun için. Zaten inanan erkeklere ve inanan kadınlara söyle diyor bütün ayetlerde. E neden bunu söylüyor Tonguç Eren Bey? Çünkü kadın ve erkek bir. Ama eskiden nasıl biliyor musun? Onun geldiği peygamberimizin toplumunda... Erkekler bir araya geliyor, kadınların hiç önemi yok, onlar geri planda kalsın. Onlar bizim için hiç önemi yok, evde çamaşır bir yapsınlar, bilmem ne yapsınlar falan filan. Böyle bakılıyordu o zaman e, toplumda kadınlara. Ve hatta bir e, tebliğ yapılacağı zaman, birisiyle konuşulacağı zaman e, sadece erkek e, isimleri söylenir. Veya işte gibi gibi böyle e, daha çok erkek egemen bir toplumdu ki zaten dünyada da çoğunlukla böyleydi, hala da öyle giden yerler var. Ama ne yaptı Peygamberimiz? Tabi Kuran'ın e, hikmetiyle, Kuran'ın vasıtasıyla kadını ve erkeği aynı gördü. Toplumda da bunu oluşturmaya çalıştı. Zengin ve fakir ayrımına girmedi. Hani bu soylular işte diğeri de fakirler şeklinde böyle bir ayrımı kabul etmedi. Hatta etrafında toplanan insanların çoğu da neydi Tomuç Eren Bey'im? fakirdi. Fakir olmasına rağmen kendisi de zengin bir aslında eee kabileden gelmesine rağmen fakirlerle İslamiyet'i sonuna kadar savundu Tomuç. Çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadı. Her ikisinin de bir insani değer olduğunu. Müslim gayrimüslim ayrımı yapmadı. Hani hatta şöyle bir şey var. Allah'ın ayeti var. E, siz kim oluyorsunuz da e, işte e, o insanlara selam vermiyorsunuz diye bir ayeti var. Neden selam vermiyorsunuz diyor biliyor musun? Hmm. Allah ayette e, siz de eskiden öyleydiniz. Siz şimdi Müslüman Aa. oldunuz diye gayrimüslimlere selam vermemeye mi Siz kimsiniz diye aslında bir ciddi bir uyarı var. Hani dolayısıyla Allah... E, selam ne demek biliyor musun Tonguçum? Çok enteresan. Selam aleyküm, aleyküm selam. Selam aslında birçok dilde de var. Mesela şalom diyorlar e, Musevilerde. E, bu selam demek aslında birbirine çok bağlandılar. Aslında barış demek biliyor musun Tonguç'um? Barış senin üzerine olsun. Yani selamun aleyküm, barış senin üzerine olsun. Tabi selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah Allah'ın rahmeti ve barışı senin üzerine olsun demek aslında. Dolayısıyla hani bu çok güzel bir şey. Bir, bir yere girdiğin zaman selam, selam guys. dediğin zaman aslında barış senin üzerine olsun demek. Çok güzel bir şey. Neden? Çünkü daha girerken ...ya dur kardeşim biz kardeşiz... ...barış yapalım diyerek giriyorsun. Ben Ay... sınava girerken sınava gözetmeni öyle... ...diyeceğim. Selam evet. diyeceğim. Yani o da sadece... sana... ...sen kim oluyorsun? biraz Ben... ...senin arkadaşım mı diyecek? Ayrımı yapmadı. Yani Müslüm... gayrimüslim Müslüm işte. Zaten Kur'an'da da... ...böyle bir ayetimiz var. O da bizi uyarıyor diyoruz. Peygamberimize bakalım... ...örnek davranışlarıyla cahile devrine... ...bir gül bahçesi oluşturmuştur. Gerçekten... ...Peygamberimizi tasvir etmek için gül... ...örneği verilir. Onun örnek davranışları... ...hem bireyin hem de toplumun huzura ermesine katkıda sağlar. <laughs> Geçen hafta da bir sorusunu yapalım. Hazreti Muhammed peygamberin kaç yılını Mekke'de geçirmiştir diyoruz. 13 yılını Mekke'de geçirmiştir. Çünkü bir gitmiştir Medine'ye sonra tekrar gelmiştir. Toplamda 13 yıl Mekke'de geçmiştir diyoruz. O zaman öyle sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım.